Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Passiv Ersatz mit bekommen plus Partizip 2 konusu arkadaşlar. Hazırsanız dersimiz başlasın. Başlığa baktığımızda arkadaşlar Passiv Ersatz kelimesini görüyoruz. Hatırlayacak olursanız önceki konularda Passiv Ersatz'ı görmüştük. Bu kelimeye aslında tanıdık geliyor olsa gerek, öyle değil mi? Passiv Ersatz, Ersatz yedek demek arkadaşlar. Dolayısıyla pasif yedeklemesi gibi Türkçe'ye çevrilebilir bu. Bunu neyle yapmış oluyorum? Aslında bir nevi pasifliği, yani bu edilgenliği bekommen plus Partizip 2 şeklinde ne yapmış oluyorum? Farklı bir şekilde yorumlamış oluyorum. Dolayısıyla bu edilgenlik ve etkenlikle alakalı olan soru işareti olan arkadaşlar varsa bu konuyla alakalı mutlaka o ilgili ders videolarını mutlaka ama mutlaka izlesinler. Pasif Ersatz daha önceden görmüştük. Aktif pasif cümlelerini birçok defa incelemiştik, öyle değil mi? Burada ne yapmış oluyoruz? Bu bilgilerin üzerine bekommen plus Partizip 2 şeklinde nasıl yorumlanır onu inceliyor olacağız arkadaşlar. Dilerseniz ilk cümlemizle başlayalım. İlk cümlemiz arkadaşlar pasiflikle başlıyor. Yani edilgenlikle başlayan bir cümle. Edilgenlikte ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle werden, değil mi? Ve isterseniz onlara hiç girmeden öncelikle bir cümleye bir bakalım. Ondan sonra ayrıntılı bir şekilde bir inceleyelim. Ne diyor cümlemiz? Dem Praktikanten wird anschaulich dargelegt, wie eine Maschine installiert werden kann. Evet, cümlemize baktığımızda, kelimelere baktığımızda eminim ki anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. C1 seviyesindeyiz, öyle değil mi? Ancak gene de üzerinden geçmekte fayda var. Praktikant neydi? Stajyer demekti. Anschaulich, bariz bir şekilde, açık bir şekilde demek arkadaşlar. Schauen neydi? Bakmak demek. Dolayısıyla Almanca'nın, daha önceden de söylemiş olduğum bir şey bu aslında. Almanca'nın güzel olan tarafı o. Hani bir puzzle gibi sürekli bir şeyin üzerine bir şeyleri eklediğinizde farklı anlamlar çıkabiliyor. Ancak kelimenin köküne baktığınızda aslında o kelimenin, yeni karşılaştığınız bir kelimenin ne olduğunu aslında kestirebiliyorsunuz. Şöyle ki schauen neydi? Bakmak demek. Anschaulich denildiğinde görülür, bariz, açık anlamı doğuyor. Dolayısıyla anschaulich dargelegt, bariz bir şekilde gösterilmektedir anlamı doğuyor. Wie eine Maschine, bir makine installiert. Evet, İngilizceden de hatırlayabilirsiniz bunu. Installieren arkadaşlar kurmak demek. Dolayısıyla cümle ne diyor bize? Pasiflikte, yani edilgenlik olarak diyor ki stajyere bariz bir şekilde gösterilmektedir makinenin nasıl kurulduğu gibi. Ne yapmış oluyor? Bize burada edilgenlik olarak vermiş oluyor. Şimdi biz bu edilgen yapıya baktığımızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Werden'i ikinci pozisyona getiriyorduk ve ne yapıyorduk? Wird şeklinde, değil mi? Ve cümlenin kalanında bakın kan ile sonlanmış oluyor cümlemiz. Zaten pasifliğin nasıl olduğunu, nasıl kurulması gerektiğini eminim biliyorsunuzdur. Şimdi biz bunu aktif olarak ele aldığımızda ne olacakmış arkadaşlar? Biz bunu bekommen ve Partizip 2 olarak ne yapmamız gerekiyor? Ele almamız gerekiyor. Şimdi aktif cümlede ben bunu hep söylüyorum. Aktif cümleler bariz cümleler oluyor. Yani normal bir şekilde kurumu mümkün oluyor. Yani o şekilde kurulmuş oluyor. Evet, zaman zaman böyle işte Almanca'dan Türkçe'ye, Türkçe'den Almanca'ya geçerken açıklamalarda kala kalabiliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın o sebepten. Aktife baktığımızda demek ki bunu bekommen olarak ele aldığımızda der Praktikant bekommt anschaulich dargelegt wie eine Maschine installiert werden kann. Evet, bakın buradaki cümlede arkadaşlar gene aynı cümle, aynı yapılar, değil mi? Sadece ne olmuş? İşin içerisine bekommen girmiş, değil mi? Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Der Praktikant bekommt anschaulich dargelegt. Bekommen neydi aslında? Elde etmek demek, değil mi? Dolayısıyla stajyere bariz bir şekilde gösterilmektedir
Wie eine Maschine installiert werden kann, bir makinenin nasıl kurulacağı, kurulabileceği demiş oluyor. Bakın buradaki yapıya baktığımızda bekommen ve dargelegt görüyoruz arkadaşlar. Der Praktikant bekommt anschaulich dargelegt, wie eine Maschine installiert werden kann demiş oluyoruz. Zaten bu werden yapılarını da değil mi ayrıntılı şekilde görmüştük önceki derslerimizde. Bir sonraki cümleye bir bakalım arkadaşlar. Bir sonraki cümle de gene pasiflikle başlayan bir cümle. Ne diyor bize? Die Reisekosten werden den Mitarbeitern von ihrer Firma erstattet. Evet, die Reisekosten seyahat ücretleri demek arkadaşlar. Yani yolculuk ücretleri, değil mi? Werden den Mitarbeitern çalışanlara ne yapılmaktadır? Von ihrer Firma firmaları tarafından erstattet. Erstattet arkadaşlar ödenmek demek. Erstatten demek ki kosten erstatten harcırah olur ya arkadaşlar sokak ya da yolculukla alakalı harcırah denildiğinde die Reisekosten yani harcırahlar çalışanlara firmaları tarafından ödenecektir denilmiş oluyor. Tabii burada aynen bu şekilde pasif edilgen olarak ele almış oluyoruz. Pasiflikte ne oluyordu? Werden değil mi devreye girmiş oluyordu. Dolayısıyla werden erstattet denmiş oluyor. Biz bu yapıyı şimdi arkadaşlar aktife taşıdığımızda ne yapacağız aktifte? Bekommen plus Partizip 2. Yani buradaki Partizip 2 hatırlayacak olursanız perfect yapar gibi davranıyoruz değil mi? Burada dolayısıyla ne olmuş oluyor? Erstattet şeklinde zaten erstatten ne olmuş oluyor? Erstattet olarak ele almış oluyoruz. Ve ne yapacağız burada? Aktif cümle olduğundan dolayı çalışanlar yolculuk harcırahları firmaları tarafından ödenecektir demiş olduğumuzda bunu ne yapmış oluyoruz? Aktif cümle olarak ele almış oluyoruz. Bu durumda ne oluyor? Bakın arkadaşlar, bekommen'den yardım aldım. Die Mitarbeiter bekommen die Reisekosten von ihrer Firma erstattet demiş oluyorum ve ne olmuş oluyor? Gayet bariz, normal akan bir cümle olmuş oluyor. Buradaki kilit kelime neymiş demek ki? Bekommenmiş arkadaşlar. Demek ki ben bekommen ile ne yapmış oluyorum? Pasif cümleyi aktif hale çevirmiş oluyorum. Tabi burada mutlaka ama mutlaka ne yapmam gerekiyor? Partizip 2 değil mi? Şekline büründürmem gerekiyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Dem Praktikanten wird anschaulich dargelegt, wie eine Maschine installiert werden kann. Dem Praktikanten wird anschaulich dargelegt, wie eine Maschine installiert werden kann. Der Praktikant bekommt anschaulich dargelegt, wie eine Maschine installiert werden kann. Der Praktikant bekommt anschaulich dargelegt, wie eine Maschine installiert werden kann. Die Reisekosten werden den Mitarbeitern von ihrer Firma erstattet. Die Reisekosten werden den Mitarbeitern von ihrer Firma erstattet. Die Mitarbeiter bekommen die Reisekosten von ihrer Firma erstattet. Die Mitarbeiter bekommen die Reisekosten von ihrer Firma erstattet. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Pasif cümlemize baktığımızda der erfolgreichen Biologin wird eine Stelle als Dozentin angeboten. Evet, erfolgreich neydi arkadaşlar? Başarılı demekti. Biologin zaten adı üstünde biyolojiyle uğraşan değil mi? Bir biyologtan bahsediyoruz. Bu bir kadın biyolog. Wird eine Stelle, Stelle arkadaşlar durum, pozisyon anlamında als Dozentin zaten güzel Türkçemizde de doçent diye geçiyor öyle değil mi? Anbieten, angeboten sunulmak. Dolayısıyla cümlemiz ne diyor? Başarılı biyoloğa doçent olarak bir pozisyon sunuluyor denmiş oluyor. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar bunun bir pasif cümle olduğunu görüyoruz. Nereden anladık zaten? Wird angeboten değil mi? Sunulmaktadır deniliyor. Dolayısıyla der erfolgreichen Biologin başarılı olan biyoloğa
wird eine Stelle, bir pozisyon als Dozentin, doçent olarak değil mi gibi düşünebilir. Doçentlik pozisyonu gibi düşünebiliriz. Angeboten sunulmaktadır deniliyor. Bu pasif cümle. Şimdi biz bunu aktif cümle yaptığımızda ne yapacağız arkadaşlar? Bekommen yapısını kullanıyor olacağız. Bekommen'de ne oluyormuş arkadaşlar? Partizip 2 ile anılıyormuş. Şimdi aynı cümleyi demek ki aktif olarak baktığımızda, ele aldığımızda burada ne oluyor? Die erfolgreiche Biologin bekommt eine Stelle als Dozentin angeboten. Burada ne olmuş arkadaşlar? Bakın yalın halde, zaten adı üstünde aktif olduğu için yalın halde olağan bir şekilde akan cümlemiz var. Dolayısıyla die erfolgreiche Biologin, başarılı biyolog, bekommt, elde ediyor böyle bir pozisyonu. Aslında güzel Türkçe'de öyle söylemeyiz değil mi? Böyle bir pozisyon sunuluyor deriz. Ancak bekommen neymiş arkadaşlar? Aktifi gerektiren bir durum olduğu için bekommen yapısını işin içerisine kattığımızda da herhangi bir anlam kayması olmuyormuş. Dolayısıyla bekommt eine Stelle als Dozentin angeboten. Bakın anbieten sunmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu Partizip 2 şeklinde ele aldığımızda ne olacak? Angeboten olacak. Dolayısıyla bekommt angeboten şekline bürünmüş olacak. Bu sebepten toparladığımızda bu cümleyi, aktif cümleyi ne olacakmış? Die erfolgreiche Biologin bekommt eine Stelle als Dozentin angeboten demiş oluyoruz. Ancak pasiflikte, edilgenlikte ne oluyormuş? Der erfolgreichen Biologin wird eine Stelle als Dozentin angeboten denildiğinde edilgen bir şekilde, değil mi? Edilgen bir cümle şekline bürünmüş oluyor. Ve son örneğimiz de sıra arkadaşlar. Son örneğimiz de gene pasiflikle başlayan bir cümle. Pasif bir cümle. Baktığımızda ne diyor? Die Beziehung von Schule und Schülern wird den Eltern erklärt. Eminim ki anlamışızdır. Die Beziehung ilişki demek arkadaşlar. Schule und Schülern okul ve öğrencilerle ilgili ilişki. Wird den Eltern anne babalara erklärt, açıklanmaktadır, anlatılmaktadır denildiğinde. Bakın burada ne oluyor? Wird erklärt değil mi? Nasıl bir cümle yapısı bu? Bu bir pasif cümle yapısı. Wird erklärt değil mi? Denmiş oluyor. Biz bunu aktife taşıdığımızda ne olacak? Bekommen'den yardım almamız gerekecek. Bu sebepten die Eltern bekommen die Beziehung von Schule und Schülern erklärt diyecek oluyoruz değil mi? Şöyle bir toparlayalım isterseniz arkadaşlar burayı. Die Beziehung von Schule und Schülern okulun ve öğrencilerin ilişkileri wird den Eltern erklärt, anne babalara açıklanıyor demiş oluyor burada. Demek ki burada ne yapmış oluyorum? Pasif yapmış oluyorum. Wird erklärt değil mi? Demek ki ben bunu aktif cümleye entegre ettiğimde bu cümle yapısını ne olacakmış? Bekommen'den yardım aldığımızda bekommen ve Partizip 2 olarak bekommen erklärt olacak. Dolayısıyla die Eltern bekommen die Beziehung von Schule und Schülern erklärt demiş oluyoruz. Yani anne babalar bu ilişkiyi değil mi? Tabii güzel Türkçe'de elde ediyorlar falan demeyiz. Ne deriz arkadaşlar? Anne ve babalara okul ve öğrenci ilişkisi anlatılmaktadır diyoruz. Ancak burada demek ki bekom yapısı işin içerisine girdiğinde bu şekle bürünmüş oluyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der erfolgreichen Biologin wird eine Stelle als Dozentin angeboten. Der erfolgreichen Biologin wird eine Stelle als Dozentin angeboten. Die erfolgreiche Biologin bekommt eine Stelle als Dozentin angeboten. Die erfolgreiche Biologin bekommt eine Stelle als Dozentin angeboten. Die Beziehung von Schule und Schülern wird den Eltern erklärt. Die Beziehung von Schule und Schülern wird den Eltern erklärt. Die Eltern bekommen die Beziehung von Schule und Schülern erklärt.
Die Eltern bekommen die Beziehung von Schule und Schülern erklärt. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pasif ersatz mit bekommen plus Partizip 2 konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.